Güneş sabahın ilk ışıklarıyla evimizi aydınlatmaya başlamıştı. Kocam işe gitmek üzere hazırlandığı sırada çocuklarımın neşeli kahkahaları evimizin her köşesine yayılıyordu. Her şey sıradan bir günün başlangıcı gibiydi. Ancak o sabah sıradan olmaktan çok uzaktı. Saat tam 04:17'yi gösterdiğinde tüm hayatımızın altüst olacağını bilmeden güne başlamıştık. O an geldiğinde evde bir uğultu başladı. Önce ne olduğunu anlamadık. Sanki uzaklardan gelen bir tren sesi gibi duyuldu. Hemen ardından evimiz sarsılmaya başladı. İlk başta küçük bir sallantıydı. Ancak birkaç saniye içinde şiddetlendi. O an panik içinde kocamla göz göze geldik. Çocuklarımın odasına koşmamız gerekiyordu. Duvarlar gıcırdıyor, lambalar sallanıyordu. Eşimle birlikte çocuklarımızın odasına doğru koştuk. Kapıyı açtığımızda onları yatağın altına saklanmış bir halde bulduk. Gözlerinde korku vardı. "Korkmayın, buradayız," dedim. Ancak sesim bile titriyordu. Her sarsıntıda evin bir yerinden başka bir ses geliyordu. Camların kırılması, mobilyaların devrilmesi. Bu sesler korkunun derinliklerine işliyordu. Deprem birkaç dakika sürdü ama o anlar bana saatler gibi geldi. Her saniye geçtikçe sarsıntı daha da şiddetleniyor, kalbim göğsümden çıkacakmış gibi hissediyordum. Eşimle çocukları koruyarak bir köşeye sıkışmıştık. Dualar ediyordum, Allah'a yalvarıyordum. Sarsıntı durduğunda derin bir sessizlik çöktü. Ancak bu sessizlik bir rahatlama değil, daha çok bir belirsizlikti. Her şey durmuştu ama ne kadar güvendeydik bilmiyorduk. Evin her köşesi yıkılmış, eşyalar devrilmişti. Korku ve panikle dışarı çıkmaya çalıştık. Kapıya doğru ilerlediğimizde başka bir sarsıntı daha başladı. Artçı depremdi bu. Yeniden çömelip çocukları korumaya çalıştık. Herkes bağırıyor, dualar ediyordu. Korku ve çaresizlik içindeydik. Artçılar devam ederken dışarı çıkmayı başardık. Dışarı çıktığımızda gördüğüm manzara tarif edilemezdi. Komşularımızın evleri yıkılmış, insanlar enkaz altında kalmıştı. Herkes çığlıklar atıyor, yardım istiyordu. Kocamla birlikte çocukları güvenli bir yere götürdükten sonra yardım etmeye çalıştık. Ancak bu sadece başlangıçtı. Yaşadığımız bu kabus daha bitmemişti. Korkunun ve çaresizliğin tam ortasındaydık. O gece belki de hayatımızın en uzun gecesiydi. Karanlık, belirsizlik ve korku içinde saatler geçirdik. Her an yeni bir artçı deprem olacakmış gibi hissediyorduk. Çocuklarımın gözlerindeki korkuyu hiçbir zaman unutmayacağım. Kocamın bana sarılıp "Buradayım, geçecek" deyişi bana güç vermeye çalıştığını gösteriyordu. Ancak ikimiz de biliyorduk ki her şey bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Gecenin karanlığında, her şeyin yıkıldığı bir dünyada umutsuzca sabahı bekledik. Her geçen dakika bir asır gibi geliyordu. Her sarsıntı korkunun daha da derinleşmesine sebep oluyordu. O anlarda sadece hayatta kalmaya odaklandık. Bizi neyin beklediğini bilmeden birbirimize sarılarak sabahı bekledik. Gecenin karanlığında umutsuzca sabahı beklerken artçı sarsıntılar hiç durmadı. Her biri yıkılmış olan hayatımızın üzerine bir darbe daha indiriyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla enkazın arasında sağ kalanları arama çalışmalarına başladık. O sırada bir an içimde bir sıcaklık hissettim. Bu, her şeyin daha da kötüye gideceğinin habercisiydi. Eşim Ali, komşularımızdan birinin sesini duydu. "Yardım edin, buradayım, yardım edin." Ali hemen o tarafa koştu. Ben çocukları güvenli bir yere bırakıp Ali'nin peşinden gittim. Bir binanın enkazının altında kalan komşumuz Hakan'dı bu. Yıkıntıların arasından yardım çığlıkları yükseliyordu. Ali ve ben ellerimizle taşları kaldırmaya başladık. Her bir taş, her bir parça beton üzerimize birer ton ağırlıkla düşüyordu sanki. Ellerimiz kan içinde kalmıştı Ama durmak bilmiyorduk. Her taş kaldırışımızda Hakan'ın sesini daha net duyuyorduk. "Dayan Hakan, çıkaracağız seni" diye bağırıyorduk. Dakikalar saatlere döndü. Nefes nefese kalmıştık. Ama nihayet Hakan'ın kolunu gördüğümüzde umut ışığı belirdi. Ancak o an bir başka artçı deprem başladı. Yer bir kez daha şiddetle sarsıldı. Ali ve ben Hakan'ı kurtarmak için el birliğiyle çalışırken enkazın bir kısmı üzerimize çöktü. Bir anda her şey karardı. Gözlerimi açtığımda ağır bir beton parçasının altında sıkışmıştım. Nefes almakta zorlanıyordum. Ali'nin sesini duyabiliyordum ama onu göremiyordum. "Meryem, Meryem, beni duyuyor musun?" diye bağırıyordu. "Buradayım Ali, buradayım" diye yanıtladım ama sesim zayıftı. Hakan'ın inlemeleri hala duyuluyordu. Ali bir yandan beni teselli etmeye çalışırken bir yandan da Hakan'a ulaşmaya çalışıyordu. "Dayan Meryem, seni buradan çıkaracağım" diyordu. O an zaman durdu sanki. Korku, çaresizlik ve umut arasında gidip geliyordum. Ali'nin sesi bana güç veriyordu ama hareket edemiyordum. Dakikalar geçtikçe nefes almak daha da zorlaştı. Beton parçaları arasında sıkışmış halde her geçen saniye hayatta kalma mücadelesi veriyordum. O sırada uzaktan gelen siren sesleri duyuldu. Kurtarma ekipleri yardıma gelmişti. Ali sesini daha da yükselterek yardım çağırdı. "Buradayız, yardım edin." Kurtarma ekipleri sesimizi duymuştu. "Sakin olun, sizi çıkaracağız" diye bağırdılar. Umut ışığı tekrar belirdi. Ancak zaman bizim için hızla tükeniyordu. Nefes almakta zorlandığım her an hayatımın son anları gibi geliyordu. Kurtarma ekipleri büyük bir titizlikle çalışmaya başladılar. Beton parçalarını kaldırırken her bir an sonsuzluk gibi geliyordu. Nihayet beni sıkıştıran beton parçasını kaldırdıklarında derin bir nefes alabildim. Ekiplerin güçlü elleri beni enkazdan çıkardı. Gözlerim Ali'yi aradı. Onu, Hakan'ı kurtarmaya çalışırken gördüm. Ali, Hakan'ı da çıkarmayı başarmıştı. Hepimiz dışarı çıktığımızda gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide yürümüş, hayatta kalmıştık. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Enkazın ortasında birbirimize sarılarak hayatta kaldığımız için şükrettik. Ancak biliyorduk ki bu kabus henüz sona ermemişti. Yaşadığımız her an daha büyük bir mücadeleyi işaret ediyordu. Hayatımızın en karanlık anlarında bile umut ışığını kaybetmemiştik. Ancak önümüzdeki zorluklar dayanıklılığımızı sınayacaktı. Hayatta kalma mücadelesi yeni başlamıştı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra her şeyin biraz daha iyi olacağını ummuştuk. Ama gerçekler umudumuzdan çok daha karanlıktı. Enkazın ortasında hayatta kalmıştık ama önümüzde daha büyük bir belirsizlik vardı. Bir süre dinlenip toparlanmaya çalıştık. Ancak ne kadar süre böyle dayanabilirdik bilmiyorduk. Çocuklarım yaşadıkları korkunun etkisiyle hala titriyorlardı. Onlara sarılarak teselli etmeye çalıştım. Ama gözlerindeki dehşet benim de içimi parçalayan bir gerçeklikti. Bir yandan da eşim Ali diğer insanlara yardım etmeye çalışıyordu. Çocuklarımı güvenli bir yere bıraktıktan sonra ben de ona katıldım. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları bulmak için çalışıyordu. Ancak her geçen dakika hayatta kalma umutlarını azaltıyordu. Bu arada hava kararmaya başladı. Gece enkazın üzerine bir kabus gibi çöktü. Soğuk içimize işliyordu. Çocuklarımın üzerine ne bulduysam örtmeye çalıştım. Onları sıcak tutmak en büyük önceliğimdi. Gece yarısına doğru tekrar bir artçı deprem başladı. Bu kez sarsıntı çok daha şiddetliydi. Herkes panik içinde kaçışıyordu. Çocuklarıma sıkıca sarıldım ve "Korkmayın, buradayım" dedim. Ancak içimdeki korku tarif edilemezdi. Yerdeki çatlaklar daha da derinleşmişti. Binaların çökme sesi karanlığın içinde yankılanıyordu. Sarsıntı sona erdiğinde çevremdeki manzara daha da korkunç bir hal almıştı. Daha fazla bina yıkılmış, daha fazla insan enkaz altında kalmıştı. Ali ile birlikte tekrar yardıma koştuk. Bir binanın altında bir annenin sesini duyduk. "Çocuklarım, çocuklarım nerede?" diye bağırıyordu. Gözlerim doldu. Çünkü o annenin çaresizliği, benim de içimde yaşadığım korkunun bir yansımasıydı. Ali ve ben, annenin sesini takip ederek enkazın altına girdik. Çatlaklardan içeri girerken, her an yeni bir sarsıntının başlayabileceği korkusuyla hareket ediyorduk. İçeride, iki küçük çocuğun sesini duyduk. "Anne, anne!" diye bağırıyorlardı. O an zaman durdu sanki. Ali ile birbirimize baktık ve daha hızlı hareket etmeye başladık. Çocuklara ulaşmak için her bir taşı dikkatlice kaldırdık. Küçük elleri gördüğümde kalbim hızla çarpmaya başladı. Onları kurtarmak için elimizden geleni yapıyorduk. Nihayet iki küçük çocuğu enkazdan çıkardık. Anneleri onları kucakladığında gözlerindeki minnet ve sevinç yaşadığımız tüm zorluklara değerdi. Ancak bu sevinç anı kısa sürdü. Bir diğer artçı sarsıntı başladı ve Ali ile ben tekrar enkaz altında kaldık. Bu kez karanlık daha yoğundu. Nefes almak daha da zorlaşmıştı. Ali'nin elini sıkıca tuttum ve "buradayım" dedim. Ancak bu kez sesim bile titriyordu. Dakikalar saatlere dönüştü. Her an yeni bir çökme olabileceği korkusuyla bekledik. Kurtarma ekiplerinin sesini duyduğumuzda içimde yeniden umut ışığı belirdi. "Sakin olun, sizi çıkaracağız" diye bağırdılar. Ancak bu kez işler daha da zorlaşmıştı. Enkazın altında sıkışmıştık ve her hareket yeni bir çökme riskini taşıyordu. Kurtarma ekipleri büyük bir titizlikle çalışıyordu. Her bir taş, her bir parça beton dikkatlice kaldırılıyordu. Ali'nin elini bırakmadım. O an birbirimize olan bağlılığımız hayatta kalmamızın anahtarıydı. Nihayet bizi enkazdan çıkardıklarında derin bir nefes aldım. Gece boyunca bir an bile rahat nefes alamadık. Korku her an bizimleydi. Ancak hayatta kalma umudumuz bizi ayakta tutuyordu. Yaşadığımız bu korku dolu anlar dayanıklılığımızı sınamaya devam edecekti. Ama biliyorduk ki birbirimize olan sevgimiz ve bağlılığımız bu karanlık anları aşmamızı sağlayacaktı. Gece boyunca süren artçı sarsıntılar ve enkaz altından kurtulma çabalarımız bizi fiziksel ve zihinsel olarak bitap düşürmüştü. Her ne kadar birbirimize destek olmaya çalışsak da karanlığın içinde giderek daha fazla umutsuzluğa kapılıyorduk. Gözlerimizde korku ve yorgunluk vardı. Sabaha kadar dayanabileceğimizi bile düşünemiyorduk. Ali ile birlikte çocuklarımızı güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapıyorduk. Ancak bu karanlık gecenin sonu gelmiyordu. Soğuk içimize işliyordu ve her geçen saniye bizi daha da zayıflatıyordu. Çocuklarımın gözlerindeki korku ve çaresizlik içimi parçalıyordu. Onlara güçlü görünmeye çalışıyordum ama içimdeki korku beni kemiriyordu. Sabaha doğru bir başka artçı deprem daha başladı. Bu kez çok daha şiddetliydi. Etrafta kaçışan insanları ve çöken binaları izlerken Ali'nin elini sımsıkı tuttum. Çocuklarıma sarıldım ve "korkmayın, burada güvendeyiz" diye fısıldadım. Ancak bu kez sözlerim bile titriyordu. Deprem sona erdiğinde etrafımıza baktığımızda yıkımın boyutlarını daha iyi anladık. Komşularımızın çoğu enkaz altında kalmıştı. Yardım çığlıkları artık daha cılız geliyordu. Kurtarma ekipleri zamanla yarışıyordu ama bu yarışta birçok kişi kaybetmişti. Gözlerim Ali'yi aradı. O yine yardıma koşmuştu. Ben de çocuklarımı güvende bıraktıktan sonra ona katıldım. Bir binanın enkazı altında kalan bir grup insanı kurtarmaya çalışıyorduk. Sesler artık daha zayıftı. Taşları kaldırırken ellerim kan içinde kalmıştı ama acıyı hissetmiyordum. Tek düşündüğüm o insanları oradan çıkarmaktı. Nihayet bir çocuğun elini gördüm. Ancak o an bir başka sarsıntı başladı ve enkaz tekrar üzerimize çöktü. Bu kez karanlığın içinde yalnızdım. Nefes almakta zorlanıyordum. Ali'nin sesini duyamıyordum. Gözlerimi kapattım ve çocuklarımı düşündüm. Onları bir daha göremeyecek miydim? İçimde bir korku dalgası yükseldi. Her şey karardı ve bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda kurtarma ekiplerinin ellerinde dışarı çıkarılıyordum. Gözlerim Ali'yi aradı. Onu enkazın başka bir köşesinde hareketsiz yatarken buldular. Kalbim duracak gibi oldu. "Ali, Ali!" diye bağırdım ama sesim boğuk çıkıyordu. Kurtarma ekipleri onu dışarı çıkardıklarında hayat belirtisi aradılar. Ancak hiçbir şey yoktu. Ali son nefesini vermişti. Acı içimde tarifsiz bir yangın gibi büyüdü. Ali'yi kaybetmiştim. Çocuklarım babalarını bir daha göremeyecekti. O an dünya başıma yıkıldı. Karanlık beni tamamen içine çekti. Kurtarma ekiplerinin seslerini bile duyamıyordum artık. Sadece Ali'nin yüzü gözlerimin önünde canlanıyordu. Geriye kalan günlerde enkaz altında kalan birçok kişinin kurtarılmasını izledim. Ancak çoğu insan için bu son bir kurtuluş değildi. Onlar da sevdiklerini kaybetmişti. Birçok aile benim gibi yıkılmıştı. Acı ve yas her yerdeydi. Kurtarma ekipleri ellerinden geleni yapıyordu ama bu yıkımın boyutları insanın gücünü aşıyordu. Çocuklarıma sarıldım ve gözyaşları içinde onlara babalarının artık melek olduğunu söyledim. Küçük bedenleri bu acıyı anlayamıyordu. Gözlerindeki yaşlar kalbimi daha da derinden yaralıyordu. Onları teselli etmeye çalıştım ama kendimi bile teselli edemiyordum. Deprem hayatımızı alt üst etmişti. Hayatta kalanlar için bile bu bir tür hayatta kalma mücadelesiydi. Karanlık günler acı dolu anılarla doluydu. Ancak Ali'nin anısı bana güç vermeye devam ediyordu. Her ne kadar bu kabus bitmeyecek gibi görünse de çocuklarım için ayakta kalmak zorundaydım. Ali'nin sevgisi ve anısı bize bu karanlık günlerde ışık olmaya devam edecekti.